Bu emekler için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten biz daha önceki yıllarda da yine emeğe saygı ödülleri defalarca verdik. Bunlara bu ödüller çok az gelir. Yaptıkları işler çok çok büyük. Ama bir anı olsun diye bunları düzenliyoruz. Rusya'ya katkı sunan kişi ve kuruluşlara da ödül vereceğiz. Sadece onlara değil, ülkemizde sağlığa yön verenlere de ödüller vereceğiz. Orada da çok iyi, önemli isimler, ülkemizde sağlığın bugünkü duruma gelmesi için çok önemli katkılar oldu. Kimisi fikir babası oldu, kimisi yasaların çıkmasını sağladı, kimisi önemli işler yaptılar. Orada da yani Aziz Sancar hocamızdan Turgut Özal Cumhurbaşkanımıza kadar bizim devletimizin yayın organı birçok isimler tespit etti. Onlara da o gün orada ödüllerini takdim edeceğiz. Yine sizleri de o gün aramızda görmekten mutlu olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Misafirlerimizden Hatay Milletvekili Sayın Suzan Şahin alkışlarımızla. Merhabalar. Sayın Kaymakamım, Sayın Valim, Avrasya Hastanesi'nin değerli yöneticileri, Avrasya Hastanesi'ne görev vermişler ve değerli emekçiler ve değerli basın mensupları ve aşağıda hala sağlık ve şifa alınmak üzere çalışan Avrasya Hastanesi'nin tüm ailesini Hatay'ın barış, kardeşlik ve sevgisiyle selamlıyorum. Sayın Hüseyin Nurlu ve İbrahim Nurlu burada İstanbullulara şifa dağıtırken bu sevgiyle yaklaşıyorlar ve gördük ki çok büyük bir aile kurmuşlar. Ve burada bir aile ortamında çalışıyorlar. Çok onurlandım, çok mutlu oldum. Fakat bir istemem var. Ben bu sevgiyi, bu güzel başarıyı Hatay'da da görmek ve yaşatmalarını isterim. Sayın Hüseyin Nurlu ve İbrahim Nurlu'la bu hastanelerin varlığında sizlerin evlerinize ekmek götürmesinde istihdam sağlamada ciddi emek veriyorlar ve bunun devamı için inanılmaz mücadele ediyorlar. Onları saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Ve tüm yoğunluğuna rağmen de Avrasya Hastanesi'ni ve çalışanlarını yalnız bırakmayan Sayın Zeytinburnu Kaymakamımız Mehmet Makas alkışlarımızla gözümüzü rahat ediyoruz. Sayın Valim, Sayın Milletvekili, sevgili Urdu ailesi, Avrasya Hastanemizin yüzüyle çalışanları, doktorlarımız, hemşirelerimiz, tüm sağlık emekçileri ve değerli Hazir'in ismini anamadıkları hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Evet, bugün hakikaten çalışanıyla beraber yol yürümeyi seven Urdu ailesinin çalışanlara verdiği önemin bir işaresi olan kıdem ödülleri töreninde sizlerle beraberiz. Bizden önceki konuşmacılarımız, özellikle Sayın Vekilim çok güzel hususlara değindiler. Ben de kendi açımdan dilimin döndüğünce hem günün anlamını ve önemini belirtmek hem de teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Biz öteden bu yana dedemizden, atamızdan insanı yaşat ki devlet yaşasın mantığıyla yetiştik. Dolayısıyla insana değer verdiğiniz zaman sektörünüz ne olursa olsun, özel sektör olsun, kamu sektörü olsun, işveren olun, işçi olun, insana değer veriyor iseniz bulunduğunuz yerde yüce yaratıcı bir şekilde sizi yürütüyor. Bütün arkadaşları canı gönülden kutluyorum. Belki 29'unda aramızda olamayacağız. Biz bugün burada bulunacağız inşallah. Ama vakit olursa oraya da kapılacağız. Şimdiden Urdu ailesi başta olmak üzere herkesi tebrik ediyorum. Saygılar öneriyorum. Sayın Kaymakamımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve bugün Avrasya Hastanesi'nin doktor ve çalışanları kıdem ödüllerini kendilerine çok güzel bir şekilde ifade edecek iki kişi burada anonslarını yapacaklar.
Ben şimdi o iki önemli ismi davet edeceğim sizlere. Bugün bizleri kırmadılar, buradalar ve sizlerle ilgili de çok güzel görüşlerini, düşüncelerini dile getirerek sizleri sahnemize davet edecekler. İlk olarak Türk televizyonlarının ve Türk sinemasının usta oyuncusu, doğayen sunucu Sayın Çiğdem Turç alkışlarınızla. Ve eski milli markenlerimizden, Türkiye'nin önde gelen sunucularından, aynı zamanda oyuncu Sayın Şenol İpek alkışlarınızla davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Gönül Hanım. Gerçekten biz salona adım atana kadar fevkalade götürdünüz şu ana kadar. Tabii hastanenin kendi bünyesinde olmanız, hastanenin bir anlamda hastalarla bağ kuran gülen yüzü ve de temsilcisi olmanız ve çok da sevilmeniz camiamız tarafından bu günü kayda değer kalbimize düşürdüğümüz notlarından biriydi. Şenol Bey için çiçeği burnunda yapımcı aynı zamanda ibaresinde kullanılır. Buyurun. Sayın Valim, Sayın Vekilim, Sayın Kaynakamak, kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler. Öncelikle hepiniz tekrar hoş geldiniz. Efendim gerçekten de biz de seyrettik. Hüseyin Hocam'la birlikte. Biraz önce huzurlarınıza gelen hastanemizin 20. 10. yılında bugüne kadar sağlık sektörüyle ülkemizde ve uluslararası platformda katkılarını görmek bizleri çok gururlandırdı. Önce insan, önce sağlık sloganıyla yola çıkıp değerli medikal kadromuzla ve bugün kıdem ödüllerini elimizden alacak olan değerli personelimizle birlikte insan hayatının, insan sağlığının yanı başında dünya kriterleriyle birlikte ve üstün hizmet anlayışımız doğrultusunda yanımızdasınız. Lütfen kendi kendinize alkışlar mısınız efendim? Çünkü Türkiye'mizi bunun izleyicisiniz. Yıllardan beri Çiğdem Hanım'la birçok organizasyonu çok etkinliği sunuyoruz. Ama bugün burada Türkiye'de ilk defa çok sağlıklı bir organizasyonda, çok güven içerisinde, çok huzur içerisinde bir etkinliği sunuyoruz. Çünkü çok kıymetli değerli doktorlarımız, hocalarımızın huzurunda bu sunumu yapmak bize ayrı bir rahatlık, ayrı bir keyif veriyor. Ben de şahsım adına ve partilerim Çiğdem Hanım'a da teşekkür ediyorum. Evet, o teşekkür bize ait. Evet, 10 kişilik grubumuzu, ilk 10 kişilik grubumuzu sahnede tamamladık. Şimdi de bu değerli emeğe saygı ve kıdem ödülünü kendilerine takdim etmek üzere 20. yıl anısına, 20 yıllık kariyerleri doğrultusunda Zeytinburnu Kaymakamımız Sayın Mehmet Makas Beyefendi'yi alkışlarımızla tanıyorum. Arkadaşlarımız ve Sayın Zeytinburnu Kaymakamımızla birlikte evet, kesinlikle. Gerçekten de aile olmak böyle bir şey. Diğer kolay 20 yıl. Ben Zeytinburnu Belediye Başkanımızın enerjisine hep hayranım. Başkanım, hiç çıkmadınız. Daha iyi geldiniz. Lütfen sizi elinizden kurulayın. Gerçekten de Zeytinburnu Başkanım, senin başkanımız da cami olarak çok seviyoruz. Sayın Kaymakamım, değerli Avrasya Hastanesi çalışanları, değerli başhekim. Nice 20 yıllara diyor, Avrasya Hastanesi'nin Zeytinburnu kimliğinde bir payı var. 20 yıldır başarıyla sürdürüyor. Tebrik ediyorum. Büyük bir başarı 20 yıl devam etmek. İnşallah nice 20 yıllar hep birlikte Zeytinburnu için şifa kapısı olmaya devam eder. Emeği geçenlere tebrik ve teşekkür ediyorum. Evet, kocaman bir alkış yok mudur? Emeğe saygı ve kıdem ödülü alan değerli çalışma arkadaşlarımızı sahneye davet edeceğiz. 15 yıllık hareketlerini takip etmek üzere geçmiş dönem Yalova ve Ardahan Valisi Sayın Selim Cebiloğlu'nun sahneye geçişine razı olun. Sayın Valim'le birlikte tabii yönetim kurulu başkanımız siz olmazsanız olmaz. Hoş geldiniz Sayın Valim. Efendim güzel bir fotoğraf karesi daha geliyor.
Yıllık emeğe saygı ve kıdem ödülü alan ilk 10 personelimiz, Sayın Valimizle birlikte Cumhur Başkanımızla. Evet, kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler. 15. yıl emeğe saygı ve kıdem ödülü alan kişiler, çalışma arkadaşlarımızın ödüllerini vermek üzere hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bir sağlık kuruluşunu dünyayı yakalarken insanları görüşlerine, inanışlarına, diline, diline, ırkına göre ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden, herkese eşit mesafede durup önce sağlık, sonra yine sağlık ve insan diye bu yolda baş koymuş hastanemizin tüm 15. yıl onur ödülünü kazananları, hak edenleri bir kez daha tebrik ediyoruz. Kesinlikle tebrik ediyoruz tüm çalışma arkadaşlarımızı. Kıymetli çalışma mesai arkadaşlarımızın, doktorlarımızın, hocalarımızın dilekleri takdim etmek üzere Doktor Sayın Ebru Karpuzoğlu sahneye dahil ediyor. Hocam, bir hastane kurmak istemişsiniz ama aslında bir aile kurmuşsunuz, biliyorsunuz değil mi? Bu alkışları vermemiz size. En önemli şey o, bir aile kurulmuş. Aile varsa korkmayacaksın. Tabii, Sayın Vekilim. Sayın Vekilimin canı çay istemişti. Ödüllerini takdim etmek üzere Çatalca Kaymakamı Sayın İnci Sezer Beceri sahne işlerine arz ediyor. Öncelikle bugün sizlerle birlikte olduğum için çok mutlu ve heyecanlandığımı ifade etmek istiyorum. Benim için özel anlamlı bir gün ve bir program. Çünkü aslında kaymakam olarak katılmadığım bir program. Onu özellikle ifade etmek istiyorum. Rahmetli babamın, kuzenleri, akrabalarımızın yapmış olduğu bir başarı hikayesine ortak olmak için buradayım. Benim için ayrı bir değeri ve önemi var. Ben Hüseyin abi, üniversitede okuduğum dönemde özellikle ziyaretlerimi hanımefendiyle, ablalarımızla ziyaret etmişlerdi. Ve benim için aslında çok ulaşılmaz olan bir başarı hikayesiydi yapmış oldukları hizmetler. Ben bu alanda yapmış oldukları bugünkü tören de çok anlamlı. Bir vefa programı bu. Kıdem ödülleri veriliyor. 20 yıllık bir hastanede görev yapan birlikte ekmeği aşı pişiren insanların hatırlanmasının bir resmi bugün. O anlamda da son derece anlamlı bir gün. Ve ben de bu anlamlı bir parçası olduğum için çok mutluyum. Daha nice 20 yıllara birlikte inşallah. Nice 10 yıllara inşallah. Allah uzun ömürler versin. Bütün ödül sahiplerine. Kıymetli misafirlerimiz, şimdi sırada 5. yıl emeğe saygı ve kıdem ödüllerimize. Ve efendim bu gruba da ödüllerini takdim etmek üzere yönetim kurulu üyemiz Sayın Ayşe Ünal ve Battal Uğurlu. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Emek. En yüce değer bekliyoruz. Emeğin en yüce değer olması için de inanın çok ama çok çalışıyoruz. Fakat burada görüyorum ki insan, sağlık ve şifa idareye hemşerilerimin ve Avrasya Hastanesi'nin katkı sunup sarılan bu güzel emektarlar, bu kutsal görevi yapan insanlarla Avrasya 20 yıl tamamlamış. Eminim ki bu sarılmaya devam ettikleri sürece 100 yıl daha ve daha gelişerek, çağa ayak uydurarak çok daha güzel günlere gidecekler. Ben ödülleri takdim etmek üzere yönetim kurulu üyemiz Sayın Ömer Urlu'yu sahneye davet ediyorum. Çekiyorum. Teşekkür ediyorum.
etmek üzere Zeytinburnu Kaymakamlığı Destekleme Hizmetleri Başkanı Sayın Nevzat Ulu Ocak ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İkşan Uluğu'yu sahneye davet ediyoruz. Sahnedeki çalışma mesai arkadaşlarımızın ödüllerini takdim etmek üzere yönetim kurulu üyeleri Sayın Can Deniz Uğurlu ve Sayın Özgür Özmen'i sahneye davet ediyoruz. Ve son olarak mikrofonu değerli hocamıza vermek istiyoruz. Sayın hocam. Kurucularımız da sağ olsunlar. Şenol İpek, Çiğdem Tunç Hanımlar buraya şeref verdiler. Renk kattılar. Evet. Güzel sözler söylediler. Bundan sonra çıtayı yükselttik. Herhalde. Ödüller sizlerin ödülleri. Gerçekten emek vermiş insanların aldığı ödüller, hak ederek aldığı ödüllerdi. Bizim için çok değerli. Bu arkadaşlarımızın hepsinin burada verdikleri emeği nedeniyle yanımızda kendileri de değerli, ödülleri de değerli. Ancak Avrasya Hastanesi'nin de bu hale gelmesinde birçok kurumların katkısı oluyor. Söylemiştim. Bir de sağlığın ülkemizde bu hale gelmesinde de bazı fikirleriyle, bazen önemli girişimleriyle ya da yasaların çıkmasıyla ciddi değişimler oldu. Şu an dünyada sağlık turizmi yönünden ülkemiz ciroda 3. sırada, hasta sayısı yönünde ise 5. sırada. Gerçekten Avrupa'dan ve yurt dışına hatta Amerika'nın geniş hastane kuralım Türkiye diyenler var. Ve bazen bir bakıyorsunuz bir günde 5-10 tane sadece rinoplasti için gelmiş hastamız oluyor. Estetik ameliyatları için gelmiş hastalarımız oluyor. Bu ülkemizin geldiği yeri gösteriyor. Bu da bizim için gurur veriyor. Tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Tarihimiz bitmiştir. Sağ olun. Hürmetli SRT Televizyon izleyenlerimiz, Avrasya Hastanemizdeyiz ve Avrasya Hastanesi 20 yaşında. Çatalca Kaymakamımız Avrasya Hastanesi'ni yalnız bırakmadılar ve bu güzel ödül töreninde bizlerle birlikteler. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Ve Avrasya Hastanesi'ne bir mesaj alacağız Sayın Kaymakamımıza. Neler söyleyecekler efendim? Teşekkür ediyorum ben de sizin aracılığınızla. Avrasya Hastanesi İstanbul'da sağlık sektöründe önemli hastaneler zincirinden bir tanesi. Her şeyden önemli olan insan sağlığı biliyorsunuz. Bu alanda da yapılan yatırımlar, iyi hizmetler takdire şayan. Ve Avrasya Hastanesi de benim de gurur duyduğum, gelmekten de her zaman keyif aldığım, bu alanda ciddi hizmetlere imza atıyor. Yolların açık olmasını diliyorum. Türkiye sağlık sektöründe özellikle son yıllarda uluslararası arenada da Türkiye'de de çok ciddi yatırımlar gerçekleştirdi. Buna katkı sağlayan kuruluşlardan bir tanesi bu hastanemiz. Tabii bugünkü tören de son derece anlamlı. Emek verenlere emek verilmiş ve bugün organize edilmiş. Son derece güzel, anlamlı. Bütün yönetim kurulu üyelerini, doktorlarımızı, emek veren herkesi kutluyorum. Teşekkür ediyorum size de. Evet, SRT Televizyonu izleyenlerimiz, Avrasya Hastanemizdeyiz ve 20 yıldır hizmet veren Avrasya Hastanemizin bugün güzel bir organizasyonu vardı ve bu organizasyonun iki önemli sunucusu vardı. Sivas'ımızın ve Türkiye'mizin, ekranları başındaki siz değerli izleyenlerimizin yakinen tanıdığı kıymetli bir isim Sayın Çiğdem Tunç ve Sayın Şenol İpek bizlerle birlikteler. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir programda bizlere evet, bir yaptınız. Evet, teşekkürler. Yani ülkemizin en önde gelen sağlık kuruluşlarından ve de sağlık turizmine çok katkı sağlayan, yurt dışından da insanların uzman medikal kadrolar ve çok donanımlı hastane koşulları nedeniyle baş tercihleri olan bir hastanenin 20, 15, 10 ve 5 sene
emek vermiş emektarları ile birlikte bir ödül töreni sunuşu yaptık sevgili partnerimle birlikte. Biz çok onur duyduk. Bilim insanlarımızı tanımaktan, onların yanı başında olmaktan ve Avrasya Hastanesi'nin çatısı altında böyle bir onur ödül törenini sunmaktan. Muhteşem bir ekiple harika bir organizasyon gerçekleştirdik. Pozitif enerjileri ve akademik tarafları tabii ki bambaşka bir şey. Bütün Avrasya Hastanesi'ne, bütün çalışanlarına biz de sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Muhteşem bir aile olmuşlar. 20 yıl olmuş. Nice 20 yıllara diliyoruz inşallah. Size de çok teşekkür ediyoruz burada oldunuz. Buradan Sivas'a yiğidin harman olduğu yiğidoların topraklarına selam olsun diyoruz. Seslenmek istiyorum ben de Şenol'un dediği gibi. Gerçekten tiyatromuz var. Çiğdem Tunç Tiyatrosu. Mutlaka Sivas'a gelmek istiyorum. Yani Sivas'ı bu kadar çok seviyoruz. Anadolu'yu çok seviyoruz. Tabii Sivas'ı dediği gibi yiğidoların memleketi. Sivas'ın o güzelliklerini, tarihselliğini gerçekten canı gönülden selam sevgi olsun. İnşallah kavuşalım en yakın zamanda. Değil mi, bir organizasyon olur Şenol'cum, beraber gideriz. İnşallah. Olur. Evet. Ağırlamaktan bizler de mutlu oluruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum efendim. Vermiş olduğunuz bu güzel mesajlardan dolayı. Hoşçakalın. Efendim, öncelikle hizmetlerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Avrasya Hastanesi 20 yıldır hizmet veriyor ve 20 yıldır ayakta duran bu özel hastanemizin de bugün ödül töreni vardı. Personellerimizin motive marşı. Sizlerin de emeklerinize sağlık diyoruz. Nasıl bir mesaj vermek istersiniz izleyenlerimize? Vallahi 20 yıl dedik ama ilk işe başladığımız günler 20 yıl olur mu? Yani 5 yılı görür müyüz, 10 yılı görür müyüz dedik. Rüzgar gibi geçti. 20 yılı da kutluyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde böyle bir kutlamamız var. Personelimizle, doktorlarımızla, dostlarımızla hep birlikte bir kutlama yapacağız. Çünkü burada çalışanlarımız bunu hak ediyor. Hastaneyi kurduğumuzda ilk günlerde 3-5 kişiyle böyle bir gayretle, bir heyecanla kurduk ettik ama bu 10'a çıktı, 50'ye çıktı yüz derken şu anda hemen hemen diğer hastanelerimizle birlikte bir 1000 kişilik bir kadro şeklinde bir hale dönüştük. 1000 kişi olmasa bile ona yakın bir sayıda aileye dönüştük. Ben hastane kurucusu olarak, kurucularından biri olarak gerçekten bu günleri gördüğüm için çok mutluyum. Biz de sağlıkla, sevgiyle, mutlulukla bu işimizi devam ettirelim. Tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler size çok teşekkür ediyoruz efendim. Gönlünüze, yüreğinize sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizin de burada olduğunuza çok sevindim. İyi teşekkür ediyorum. Efendim. Nice mutlu yıllara diyoruz. Tüm insanlarımıza, tüm Türk halkının tümüne sağlıklı yıllar diliyor. Çok naziksiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz de yıllardır Avrasya Hastanesi'nde çalışıyorsunuz. Medikal muhasebede çalışıyorum. 16. yılımdayım. Burada çalışmaktan çok memnunum. Okuldan sonraki sigortamın başlangıç tarihi ve inşallah emekli olduğum günleri de göreceğim. Herkese, yönetim kuruluna, çalışma arkadaşlarıma ve desteği olan herkese çok teşekkürler sunuyorum. Sağ olun. Avrasya Hastanesi'nde sizler de hizmet veriyorsunuz. Evet, satın alma bölümünde 20 yıldır görev yapmaktayım. Avrasya Hastanesi'ne nice yıllar diliyorum. Sağlık alanında hastalara şifa olmasına, çalışanlara umut kapısı olması için nice yıllar diliyorum. Kıymetli SRT Televizyon izleyenlerimiz, Avrasya Hastaneler grubunda Zeytinburnu'ndayız ve Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nin 20. yıl kutlamalarındayız. Zeytinburnu Belediye Başkanımız Ömer Başkanımız bizleri yalnız bırakmadan kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Hastanemizle ilgili düşüncelerini almak üzere mikrofonumuzu kendilerine bırakıyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Avrasya Hastanesi Türkiye'nin onkoloji servisi olan ilk özel hastanesi. 20. yılını doldurdu bu yıl. Çok güzel bir şey. Kurumlar yıllandıkça gelenek oluştururlar. İnşallah dilerim nice 20 yıllar daha Zeytinburnu için, İstanbul için, Türkiye için şifa kapısı olmaya devam eder. Bütün çalışanlarını kutluyorum, tebrik ediyorum 20. yılını dolduranları. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Kıymetli SRT Televizyon izleyenlerimiz, Avrasya Hastaneler grubumuzun 20. yıl. 20 yıldır sağlık ve sevgi sunuyoruz diyorlar. Ve gerçekten sevgi ve sağlığı sunan Avrasya Hastanesi'ni biz de 20. yılını kutluyoruz. Kıymetli hocamıza bu güzel günle ilgili neler söyleyecekler, mesajlarını alacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Öncelikle Avrasya Hastanesi'ni ve Uğurlu ailesini tebrik ediyorum. Ülkemiz için çok büyük katkıları var. Kurumsallaşma yolunda çok büyük katkıları var. Hem sağlıkta yaptıkları katkıları kayda değer, hem de bir aile şirketi olarak baktığımız zaman uzun senelerdir hayattalar ve inşallah da bu ülkede daha uzun süre seneler katkı sağlarlar diye düşünüyorum. Kendilerine nice 20 seneler diliyorum. Kıymetli SRT Televizyonu izleyenlerimiz, Avrasya Hastanesi 20 yaşında ve 20 yaşını kutlamak üzere de kıymetli misafirlerimizin mesajlarını alıyoruz. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben Nevzat Uluocak. Önce sizlere bugünümüze katıldığınız için özveriyle size ayrıca önce bir teşekkür ediyorum. Ben Nevzat Uluocak. 68 yıldır Zeytinburnu'ndayım ve buranın kurucularındanım. Ve 20 yıldır oldu Avrasya Hospital. İlk günden tanıdığımızdan beri 20 yıllık bir dostluğumuz var. Hüseyin Uğurlu ailesi gibi ve Hüseyin Uğurlu başta yönetim kurulu başkomiser, böyle bir insanlar, böyle bir sağlıkçı ve İbrahim Uğurlu kardeşleri Ömer, aile olarak inan tanımadım. Onları tanımaktan mutlu oldum ve haftanın birkaç günü zaten beraber bir şeyliğimiz var ve şu günde de burada olmaktan ve bu kişilerle bir arada olmaktan ayrıca bir gururla zevklem duyuyorum. Zeytinburnu'nun gururu iftiharı oldular, bir ad oldular, bir şan oldular. Teşekkür ediyorum. Ayrıca da sizlere de bu mutlu günde bana bir fırsatı verip de bir iki kelime ettiğim için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Çok sağ olun. Evet efendim hoş geldiniz. Siz de Avrasya Hastanesi'ni hiç yalnız bırakmıyorsunuz. Bugün 20 yaşında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet tabii Avrasya Zeytinburnu'nda çok önemli bir kurum. Ben hem basın mensubuyum, Avrasya'yı takip ediyorum, hem de Avrasya'nın ailece hastasıyız biz. Yani gerçekten önemli bir kurum. Zeytinburnu'nun marka değerine çok şey katan bir kurum. 500'e yakın insan ailesine ekmek götürüyor. Onların iletişimde olduğu kişileri düşünürseniz binlerce insana tekabül eder bu. Özellikle Hüseyin Uğurlu hocamıza ve İbrahim Uğurlu hocamıza ben çok teşekkür ediyorum. Bugün de hastanenin 20. kuruluş yıl dönümü. Emeğe saygı ödülleri veriyorlar. Biz de katıldık. Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Arısoy, Kaymakamımız Mehmet Makas. Güzel bir ortam. Kıymetli SRT Televizyonu izleyenlerimiz, Avrasya Hastanesi 20 yaşında ve 20 yıldır sağlık ve sevgi sunuyoruz diyorlar hastalarımıza. Ve Avrasya Hastanesi'nin 20. yıl kutlamalarında kıymetli misafirlerimiz bizlerle birlikteler. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Teşekkür ederim. Avrasya Hastanesi'nin kuruluşlarında bu hastanenin tanıtım filmlerini yapan yönetmenlerden birisiyim. Evet. 20 yılda aldığı mesafeyi görünce özellikle de personele sahip çıkan, çalışanlarına bir aile ortamı hazırladıkları için Hüseyin Uğurlu Bey'e, İbrahim Uğurlu Bey'e ben teşekkür ediyorum. Çünkü 1990 yıllarındaydı sanırım ilk tanıtımlarını yaptığım zaman program yapıyordum. O dönemlerde bu hastanenin tanıtım filmlerini yapmalarını istemişlerdi benden. İlk sanırım tanıtım filmlerini yapmak da bana nasip olmuştu. O insanların hala burada çalışıyor olarak şu anda görmek beni de mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum. En azından istihdam sağladıkları için. Türkiye'de biliyorsunuz işsizlik oranları çok yüksek. Bir aile çıkıyor, geliyor ve burada en az 1000 kişiye istihdam sağlıyor ve bu aileyi elde tutuyor. Bu çok önemli bir şeyi kutlamak lazım. Evet, Avrasya Hastanesi 20 yaşında ve 20. yılınız kutlu olsun. Çok teşekkür ederiz. İyi ki hep birlikteyiz sizlerle. Bu 20. yıl emeğe saygı ödül törenimiz sizlerle birlikte, toplumla birlikte çok iyi geçiyor. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eksik ol. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Personellerinize vermiş olduğunuz değerden ve kıymetten dolayı. Çok sağ olun. Personellerimizle birlikte varız her zaman. İnşallah bundan sonra da personellerle birlikte olacağız. Ve uzun yıllar bu hizmeti vermek niyetindeyiz. Teşekkür ediyorum. Güzel, sağ olun. Avrasya Hastanesi 20 yaşında ve 20 yıldır hizmet veren personellerini bugün ödül töreniyle de taçlandırıyor. Evet, doğrudur. 20 yıl kıdem ödülü veriyoruz. Tabii 20 derken 15-10 falan da var. Konuşmada da söyledim. Amaç tabii ki büyümek, gelişmek, işte cihazlar çalıştırmak falan ama esas olan bunu çalıştıranlar insanlar ve o insanlar da
çalıştık yerler de mutlularsa kalıyorlar, mutlu değilse gidiyorlar. Buranın artısı, avantajı, insanlar burada uzun süre kalıyor. Hatta burada başlayıp burada emekli oluyor. Yani bu öyle kolay olan bir şey değil. Yani hem her konuda, her yerde kolay olan bir şey değil. Onun için bu büyük avantajı şimdi bir ödüllendirme ihtiyacı duydu yönetim. Onun için buradayız, onun için bu toplantı yapıyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz, Avrasya Hastanesi'ndeyiz ve Avrasya Hastanesi 20 yaşında, 20 yıldır hizmet veren kıdem ödülleri veriliyor bugün. Personellerine yönelik Avrasya Hastanesi özel bir ilgi gösteriyor. Ve o güzel personel amirlerinden kıymetli büyüğümüz bizlerle birlikteler. Zeki Orçun Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin de ödülünüz hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Yıllardır hizmet veriyorsunuz Avrasya Hastanesi'ne. Ya benim 17 yıl oldu. Ya bugün içinde şunu söyleyebilirim. Yani bugün ödül alan bütün, ya 5, 10, 15, 3 ayda, 1 ayda olsa bence bütün arkadaşlarımız bir iyi bir başarı öyküsüne imza atıyorlar. Yani. Evet kıymetli TRT televizyon izleyenlerimiz, TRT TV olarak Avrasya Hastanesi'nden sizlere sesleniyoruz. Avrasya Hastanesi 20 yaşında ve bugün de personellerine kıdem ödülü veriyor. Bunu belki birçok sağlık kuruluşunda görebiliriz ama ben yıllardır sektörün içerisinde olan bir isim olarak Avrasya Hastanesi'nin her yıl bu özveriyle çalışmaları, personellerine vermiş olduğu değeri hayranlıkla izliyorum. Ben bu noktada yönetim kurulu başkanımız Sayın Hüseyin Uğurlu ve yönetim kurulu üyemiz kıymetli İbrahim Uğurlu'ya çok teşekkür ediyoruz. Ve İbrahim Uğurlu'yla sizleri baş başa bırakırken bu güzel programla ilgili neler söyleyecekler kendilerinden dinliyoruz. Hoş geldiniz. Evet, bugünkü programımız emeğe saygı ve kıdem ödülleri. Emek, insanı insan yapan şey. Bir şeyi üretebilmek, hazır şeyleri yemek değil, bir değer yaratabilmek için çok önemli. Biz de 20 yıl önce hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir düşüncesiyle yola çıkmıştık. Bugün sağlık ve sevgi sunuyoruz insanlığa. Her yıl yaklaşık 200 bine yakın polikliniğimiz oluyor. Binlerce ameliyatlarımız oluyor. Bizlere buradan derdine deva bulup, şifa bulup ayrılan insanların Allah razı olsun demesi bizleri mutlu ediyor. Tek bir amacımız var. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir diyoruz. Sağlık sektöründe her şey arz ve taleple alakalı. Bilindiği gibi nitelikli insan kaynağı, insan emeği kıt ülkemizde. Yani doktorumuz da hemşiremiz de kıt. Bu kıt olan yerlerde bir insanın bir kurumda 20 yıl çalışması kaypak zeminlidir. O kaypak zeminde biz bunlara rağmen bunları başarıyoruz diye mutluyuz. Burada 1000 civarında, yani mesulü olduğumuz hastane grubu içerisinde burada 350-400 ama diğer hastanelerimizi kattığımız zaman 1000 civarında insanlar ekmek yiyor. Ben bu anlamda kendilerini kutluyorum ve Avrasya Hastanesi nice 20 yıllara, nice 30-40 yıllara ulaşsın diyorum efendim. Ben de çok teşekkür ediyorum sizlere geldiğiniz için, katkılarınız için. Kıymetli TRT televizyonu izleyenlerimiz, Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Avrasya Hastanesi 20 yaşında ve bugün de çalışanlarına vermiş oldukları değeri gösteriyorlar ki 20 yıl içerisinde hizmet veren personellerine kıdem ödülleri veriyorlar. Ve 20. yıllarını kutlamak üzere de Hatay milletvekilimizi yalnız bırakmadılar. Kıymetli vekilimize hoş geldiniz diyoruz. Ve bu güzel hastaneyle ilgili neler söyleyecekler sayın vekilimizden dinliyoruz. Efendim, hastanenin sahipleri biliyorsunuz Hataylı, benim hemşerilerim. Kendilerine bu onurlu ve gururlu buluşturmayı sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Bizim bölgemizin genel şeyidir. Önce insan, sevgi, kardeşlik ve barış bizim şiarımızdır. Burada da hemşerilerim odaklarına insanı, insana şifayı, insana sevgiyi koymuşlar. Burada da güzel bir aile oluşturmuşlar ki çalışanlar 20 yıl ödüllerini alıyorlar. Yani bu kadar uzun süre birlikte götürebilmişler. Dolayısıyla bu bizi çok onurlandırdı.
Emek en yüce değerdir diyoruz ama bugün emeğin de takdir edilmesi zaman zaman gerekli. Bu da önemli bir şey. Diliyoruz ki onların emekleriyle çok uzun yıllar yaşasın, yenileri eklensin ve güzel bir Avrasya Hastanesi daha güzel konumda olsun. Önce Avrasya'da, sonra İstanbul'da, sonra tüm Türkiye'de daha büyük hastanelere, daha büyük kurumlara, iş yerlerine, yeni yerlere yelken açsınlar, daha çok istihdam yaratsınlar. Biz Avrasya için bu güzel sevgi, bu güzel birliktelik olduğu sürece her şeyin çok güzel olacağını, daha iyiye gideceklerini biliyoruz. Evet kıymetli SRT televizyonu izleyenlerimiz, Avrasya Hastanesi'nde programımıza devam ediyoruz. Avrasya Hastanesi 20 yaşında ve 20 yıldır bu hastaneyi ayakta tutan Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin Uğurlu'ya çok teşekkür ediyoruz. Bugün kıdem ödülleri takdim ediliyor personellerine. Bu çok ince bir ayrıntı. Personellerini motive etmek için, onların işlerini daha böyle canla başla sarılmaları için büyük bir özveri gösteriyorlar kendileri. Ben öncelikle hocama ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Kıymetli hocamızın düşüncelerini alıyoruz. Evet, gerçekten Avrasya Hastanesi önemli bir yerde. Çok önemli hizmetler yapıyor. Kalp cerrahisinden onkolojisine 26 branşta hizmet vermekte. Aşağı yukarı 400'e yakın personeli var, 160'a yakın doktoru var. Her iki hastanede 120'ye yakın doktoru var. Avrasya Hastanesi Zeytinburnu 20 yıl oldu açılalı. Gerçekten Avrasya Hastanesi bugünlerine bu çalışanlarımızın gayretli çalışmaları ve özverileriyle geldi. Türkiye'de hizmet ihraç eden kurumlar arasında Avrasya Hastanesi son 2 yıldır ilk 500'e giren firmalar arasında yer aldı. Sağlık Bakanlığı'nın kalite standartlarında da 100 üzerinden bir hastanemiz 95'in üzerinde puan aldı. Biri de 98 gibi yüksek puanlar aldı. Nice 20 yıllarda yine birlikte oluruz ümidini taşıyorum. Emeklerine sağlık. İyi ki onlar varlar. Avrasya Hastanesi 20 yaşında. Ben çok mutluyum burada olmaktan. Avrasyalı olmaktan da gurur duyuyorum her zaman. 15 yıldır kurumdayım. Buranın büyümesinde, gelişmesinde rol aldım. Bir inşaat mühendisiyim. Ailedenim. Aynı zamanda yönetim kurulundayım. İnşallah nice hep beraber 20. yılları kutlarız. Herkese sağlık ve sevgi sunmaya devam ederiz diyorum. Teşekkür ederim. Evet kıymetli SRT televizyonu izleyenlerimiz, Avrasya Hastanesi'nin 20. yıl kutlamaları etkinliğinde bugün kıdem ödülleri ve emeğe saygı ödülleri takdim edildi personellerimize. Bizler Avrasya Hastanesi'nin nice 20. yıl kutlamalarında sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Emeği geçen öncelikle Avrasya Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Uğurlu'ya, Sayın İbrahim Uğurlu'ya ve tüm yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Avrasya Hastanesi'nden kucak dolusu selamlar, saygılar gönderiyoruz size. Unutmayın, hiçbir şey sağlığınızdan daha kıymetli değildir. Hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim.